çoğunlukla çocuklarda ve bebeklerde görülür. Aynı zamanda bazı durumlarda yetişkinlerde de ortaya çıkar. Orta kulakta sıvılar birikimi, kulak zarının üzerinde baskı uygular ve bu sorun karşısında ağrıya neden olabilir. Kulak ağrısı, işitme güçlüğü, uyku, ateş, kusma, iştah kaybı, kulak enfeksiyonları belirtilerinden bazılarıdır. Bu videoda sizlere kulak enfeksiyonunda evde uygulayabileceğiniz tedavi yöntemlerini derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Sarımsak, kulak enfeksiyonu tedavisi için yardımcı olan antibakteriyel özellikleriyle bilinir. Sarımsak kulakta şişkinliği, ağrıyı azaltır ve böylece enfeksiyonda azalmaya yardımcı olur. Gelelim uygulanışına. Kulak enfeksiyonu tedavi etmede sarımsak kullanmak için birçok yol bulunmakta. Birkaç ezilmiş sarımsak alın ve küçük bir bez ile sarın. Kulağa o bezi koyun ve yaklaşık 30 dakika bekleyin. 30 dakika sonunda çıkartabilirsiniz. Kulak enfeksiyonunda soğanla kullanabilirsiniz. Yine sarımsakta olduğu gibi antibakteriyel özellikleri içerir. Bir soğan alın ve yaklaşık 15 dakika boyunca 450 derece üzerinde fırın tepsisine koyun. Fırından soğanı çıkartın ve birkaç dakika soğumaya bırakın. Daha sonra yarısını kesin ve soğan suyu almak için küçük bir kase içinde sıkın. Suyu kullanmadan önce serin olmalıdır. Damlalık kullanarak kulak içine soğan suyundan birkaç damla dökün. Birkaç dakika suyu korumak için başınızı eğin. Ağrı ve enfeksiyondan kurtulmak için birkaç kez bu işlemi yapın. 2. Enfeksiyona neden olan kulak kanalı içinde büyüme ve mikroorganizmaların üremesini önler. Beyaz sirke veya elma sirkesini alın. Kulağınıza sirkeden 4 damla koyun. Yan yatarak 5 dakika bekleyin. Günde bir kez bu işlemi tekrarlayın. Zeytinyağı uygulandığında dış ve iç kulakta tahrişi azaltır. Zeytinyağı ayrıca enfeksiyonu azaltır. Bir miktar zeytinyağı alın ve hafifçe ısıtın. Etkilenen kulağa ılık yağdan birkaç damla koyun. Günde birkaç kez işlemi tekrarlayın. Enfeksiyondan kurtulmak için zeytinyağı yerine hardal yağı da kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğendiyseniz bizlere destek olmak için abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bu arada yeni açtığımız Akılda Kalan kanalımıza şimdiden abone olup destek olabilirsiniz. Kanallarımızın ve sosyal medya hesaplarımızın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Yetişkinlerde de ortaya çıkar. Orta kulakta sıvılar birikimi, kulak zarının üzerinde baskı uygular ve bu sorun karşısında ağrıya neden olabilir. Kulak ağrısı, işitme güçlüğü, uyku, ateş, kusma, iştah kaybı, kulak enfeksiyonları belirtilerinden bazılarıdır. Bu videoda sizlere kulak enfeksiyonunda evde uygulayabileceğiniz tedavi yöntemlerini derledim. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Sarımsak, kulak enfeksiyonu tedavisi için yardımcı olan antibakteriyel özellikleriyle bilinir. Sarımsak kulakta şişkinliği, ağrıyı azaltır ve böylece enfeksiyonda azalmaya yardımcı olur. Gelelim uygulanışına. Kulak enfeksiyonu tedavi etmede sarımsak kullanmak için birçok yol bulunmakta. Birkaç ezilmiş sarımsak alın ve küçük bir bez ile sarın. Kulağa o bezi koyun ve yaklaşık 30 dakika bekleyin. 30 dakika sonunda çıkartabilirsiniz. Kulak enfeksiyonunda soğanla kullanabilirsiniz. Yine sarımsakta olduğu gibi antibakteriyel özellikleri içerir. Bir soğan alın ve yaklaşık 15 dakika boyunca 450 derece üzerinde fırın tepsisine koyun. Fırından soğanı çıkartın ve birkaç dakika soğumaya bırakın. Daha sonra yarısını kesin ve soğan suyu almak için küçük bir kase içinde sıkın. Suyu kullanmadan önce serin olmalıdır. Damlalık kullanarak kulak içine soğan suyundan birkaç damla dökün. Birkaç dakika suyu korumak için başınızı eğin. Ağrı ve enfeksiyondan kurtulmak için birkaç kez bu işlemi yapın. 2. Enfeksiyona neden olan kulak kanalı içinde büyüme ve mikroorganizmaların üremesini önler. Beyaz sirke veya elma sirkesini alın. Kulağınıza sirkeden 4 damla koyun. Yan yatarak 5 dakika bekleyin. Günde bir kez bu işlemi tekrarlayın.
Zeytinyağı uygulandığında dış ve iç kulakta tahrişi azaltır. Zeytinyağı ayrıca enfeksiyon azaltır. Bir miktar zeytinyağı alın ve hafifçe ısıtın. Etkilenen kulağa ılık yağdan birkaç damla koyun. Günde birkaç kez işlemi tekrarlayın. Enfeksiyondan kurtulmak için zeytinyağı yerine hardal yağı da kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğendiyseniz bizlere destek olmak için abone olmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Bu arada yeni açtığımız Akılda Kalan kanalımıza şimdiden abone olup destek olabilirsiniz. Kanallarımızın ve sosyal medya hesaplarımızın linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.